ki bir şey yapacağız ki ne kadar tıkalı damarı olanlar benim kocamın damarı da tıkandıştı diyenler bende de bir sıkıntı var diyenler benim şu damarlarım açılsın hocam diyenler tansiyonu olanlar tansiyon ne? Damarın içindeki basıncın artması. Şöyle dönelim hocam seyircime evet siz de böyle gelin lütfen. Damarın içindeki basıncın artması yani Kan dolaşıyor ya damarın işte, tazik artarak baskı yapıyor, ona biz tansiyon diyoruz. Hı hı. Fazla olduğu zaman Allah korusun gözümüzde patlama yapıyor, beyin kanaması yapıyor, bir sürü hasarlar verebiliyor. Peki bunlar olmasın. İşte kardeşler size bir tarif vereceğiz. Sakın bu tarifleri yapmayın. Malzemeler yapın. gelsin ekrana. Evet. E, tansiyon için özel karışım. Hep diyoruz ki burada bulacağınız, bu programda göreceğiniz reçeteler Feridun Kunağı özel reçeteler. Hocam sizin için. Hayatta her şey var seyircileri için özel olarak hazırlıyor. Gerçekten hocama çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ekrana gelecek olan bu tansiyon için özel karışımı mutlaka... Mutlaka telefonunuzda not edin. Mehmet G. Bey gibi şanslılardansanız yani tansiyonunuz yoksa Allah, Allah göstermesin. Allah. İleride belki korunmak için de kullanabiliriz değil mi hocam? Bunu hiçbir şey olmasa bile yapınız. Heh. Hiçbir zararı yok, hiçbir yan etkisi yok. Ben bizim evde bu devamlı yapılır. Ben Hı -hı. akşamları yatmadan önce bir fincanı şöyle bir ayran içine karıştırıp içerim. Ayranla beraber bunu içelim akşamları yatarken şimdi nasıl olduğunu anlatalım. Sevgili kardeşlerim bir mucize ne bu mucize sarımsak mucizesi. Bu korona döneminde de ne diyoruz sarımsak en iyi antibiyotik. Bu sarımsak öyle bir antibiyotik ki hem virüslere hem mikroplara hem mantarlar iyi gelen böyle bir nimet yok. Bir antibiyotik vardır sadece mikroba iyi gelir. Mikrop nedir? Mesela boğaz enfeksiyonu şunlar bunlar mikroptur. Virüs nedir? İşte bu korona bir virüs, grip bir virüs, nezle bir virüs. Virüsler mikroplardan ayrıdır. İşte bu sarımsak öyle bir nimet ki virüslere de etkili. Bu sarımsağın şimdi hocam kiliste, şimdi bunu kimse bilmiyor tabii ki, biz biliyoruz. Şu boyda, Heh. ye yeşil sarımsak, tam zamanı şimdi. Sarımsak aşı yaparlar, sarımsak Doğru. Çorbası, yoğurt o, ne çorbası. O, ne abi. O, abi. Sarımsak aşı denir aşı ona. Denir. Sarımsak aşı mı? Bir adı daha var hocam. onun. Bambaşka bir şey. Şiveydiz, şiveydiz. Evet, Antep'te Ay. şiveydiz, Kilise'de sarımsak aşı. Öyle mi? Ha, tamam. Peki bak. Demek yörelere göre değişiyor. Antep'te evet. Gazi Antep'te evet. şiveydiz, Kilise'de de sarımsak aşı. İşte yani nasıl bizim geçen hafta yaptığımız kuymakla mıhlama gibi. Evet. Bir yöremizde mızlama diyorlar. <laughs> Aynen öyle. Bir yörede de kuymak diyorlar. Neler katıyoruz şimdi, şimdi hocam? Şimdi neler kattığımızı e, anlatıyorum. Karışımına. Sarımsak nimetinden yararlanıyoruz. Hı hı. Sarımsak nimetinden nasıl yararlanıyoruz? 20 diş sarımsağı şöyle bir havan içine koyuyoruz güzelce. Bunu soyduktan sonra şöyle birazcık eziyoruz. Şimdi bunun içinde bir de aromatik özelliği var. Ne demek aromatik özelliği? Koku özelliği var sarımsağın. Bunu da kaçırmadan hemen ezeriz taze ezilmiş bir şekilde bir kavanozun içine koyacağız. Bu kavanozumuz muhakkak cam kavanoz olacak. Ona özellikle dikkat ediniz kardeşlerim. Ne yaptık? 20 diş sarımsağı bunun içine koyduk. Ne yaptık? Ezdik de hı hı, koyduk. Hı hı. Bunun içine 20 tane de limon suyu koyacağız. Taze sıkılmış. Bildiğimiz taze sıkılmış, suyu. Beklenmiş de taze sıkılmış. Biz vakitten kazanalım diye böyle yaptık. Şimdi kardeşler bir de bunun içine bu beklediği zaman sarımsak kokusu, sarımsağın o değişik tadı olmuyor ama bir de hibuskus denen bamya çiçeği denen bir nimet daha var. Bir de bunu atıyoruz. Bunun da şekerde ve kolesterolde düşürücü etkisi var. Artı tansiyonda çok faydası var. Bir de rengini güzel yapıyor ve kokusunu güzel yapıyor. Hı hı. Raya dediğimiz eskilerin raya dediğin tat denen bir şey veriyor. Sen pek bilmezsin bu raya kelimeleri. Aa niye bilmeyeyim hocam? Ama e, sen gençsin abla. Hocam sen gençsin. Gençsin <laughs> ya. <gelsin> ya <laughs> o dörün. kadar da genç değilim gelsin, ama. Raya'yı da bilmiyorum. Hocam ne şey bu? ...şimdi abi bu damar tıkanıklığını giderecek... ...bu bamya çiçeği... Ha bamya çiçeği. Hibuskus deniyor, bamya çiçeği deniyor bu... ...bu güzel bir şekilde bak şimdiden hemen karıştıralım... ...biraz sonra bekleyeceğiz bunu... ...hemen rengini vermeye... Ha, ...bak vermeye evet, başladı rengini oldu. ne kadar güzel verecek... ...bir de Kokusu. güzel bir koku, tat verecek... ...sarımsağın o kekremsi tadını alacak bize... Ee, ...şimdi bunu böyle yaptığımız zaman... ...buzdolabında mı bekleteceğiz... Ha, ...ne bravo. kadar şimdi bekleteceğiz, hemen, nasıl içeceğiz... ...hemen devam edelim, şimdi bunu ne yapacağız kardeşler... ...yaklaşık bir hafta kadar bunu buzdolabında bekleteceğiz... ...ama... Kapağını kapatalım çünkü koku yayabilir. Şey Ara kapağını açıp geleceğiz bunu sarımsaklar şöyle ezeceğiz Nur kardeş bak şöyle şöyle ezeceğiz arada bak. Zaten sarımsaklarda yumuşamış olacak. Ağzına sağlık ve onlar ezildikçe esas özü çıkacak. Bakın ne kadar güzel bir renk oldu Nur kardeş görüyor evet. musun? Tam ekranda verelim şimdi hemen kırmızılar yayılmaya başladı görüyorsunuz. Hocam siz benim anneme bu hib hibuskus olmadan ki tarifi vermiştiniz. Doğru. Annem onu yaptı. Ee, sevgili seyircilerimiz, şunu söyleyebilirim, ee, gerçekten tansiyona çok etkili bir formül verdi hocam. Annemin bizzat denediği bir formül. Ama anneme verdiğinizin içinde hibiskus yoktu. Hemen Bunu anlatıyorum, hemen anlatıyorum. Vardı. Şöyle ki, bu inanılmaz bir şekilde tansiyon düzeltiyor. Ama sadece tansiyon düzeltmiyor. Damarınızın içindeki yağları da düzeltiyor. Damarınızın içindeki yağları da eritiyor. Temizliyor yani. Evet, limon suyu kireci eritir ya. ...damarların içindeki kireci de eritiyor. Yani damar tıkanıklıklarını da eritiyor. O yüzden diyoruz ki can kardeşler... ...bakın rengi ne kadar güzel oldu evet, görüyor musunuz? Tam da. Şimdi anneciğinizin düzeldi. Neden? Çünkü çok inanarak yaptı. Lütfen siz de bunu inanarak... ...güvenerek yapınız. Çok faydasını göreceksiniz. Hiçbir zararı yok. Hiçbir yan etkisi yok. Hiçbir tehlikesi Aç yok. Aç karnamı içiyoruz. Ha, tok hemen karnamı içiyoruz. Ne kadar bekleyecektik? Bir hafta bekleyeceğiz. Ama arada ne yapacaktık? Sarımsakları muhakkak ezecektik böyle. Sonra bunu... Süzüyoruz kardeşler. Ne kadar hmm. sonra? Bir hafta sonra süzüyoruz. Bir cam kavanoza koyuyoruz. Kapağını ise. Emineciğim bunun Pardon. kapağını da getirelim. Bunu süzüyoruz. Süzdükten sonra buzdolabında bekletiyoruz muhakkak. Sabah çok daha ziyade ederim. biz genelde akşam yatmadan önce içip yatın diyoruz. Onu içip yatınız kardeşler diyoruz. Buyurun. Ama şifa arada... deposu. Ha, aynen öyle. Hem doğal antibiyotik hem damar açıcı hem de sizin tansiyonunuzu düşürücü. Neden düşürücü? Çünkü sarımsağın içindeki maddelerden dolayı artı limonun eksisten dolayı tansiyonunuzu düzenliyor. Sakın ha bunu kullanıp da ben tansiyon hapını bıraktım diye bir şey yapmayacaksınız. Doktorlarınız dediği tansiyon ilaçlarına biz karışmıyoruz. Yalnız ben ilaç kullanmıyorum ama zaman zaman benim tansiyonum çıkıyor gibi oluyor diyenlere bu mucize bir şey. Harika. Şimdi hiç ilaç kullanmıyorsunuz ama zaman zaman sizin tansiyonunuz çıkıyor. Gelin size onunla ilgili çok güzel bir şeyler öğretelim. Neler yapacağımızı bir anlatalım. Çok özel akım kutu noktaları söyleyeceğiz. Çok özel akım kutu noktaları. Tansiyon çıktığı nokta. zaman Şimdi bu akım kutu noktaların tansiyon çıktı. nasıl anlayacaksınız? Tansiyonunuz çıktığını şöyle arkadan başa doğru bir ağrı gelir ağrı böyle. Hissediyor, evet. Ağrı hisseder. Ağrı hisseder. Böyle kafam kazan gibi derler böyle evet. genişledi falan derler. Yüzünüz böyle bir kızarır. Kızarır. Peki Mehmet kardeş tansiyonun yüksek. Seni yatıracağız mı oturtacağız mı ne yapacağız? tansiyonu yüksek. İşte onu bilmiyorum hocam. <laughs> Siz biliyorsunuz. <laughs> hocam hemen, çok tatlısın. Hemen söylüyorum, hemen söylüyorum. Eğer tansiyon yüksekliği hissettiyseniz, kafanız kazan gibi, böyle bir kızarıklık, yüzünüz kızarık, şuradaki şah damarları dışarıya doğru çıkmışsa, başınızda bir zonklama, zonklama varsa, zonklama varsa, ense'den gelen bir ağrı varsa, katliam bu hasta yatırılmayacak. Aa! Neden? Yatırdığınız zaman bir de ayakları kaldırırsanız kafaya tazik olur. Peki ne yapılacak bu hasta? Bu hasta çok özür dilerim. Şöyle oturtulacak. Böyle oturtulacak. Ayakları şöyle uzatılacak. Özür dilerim. Şöyle uzatılacak. Sıkan kemeri falan varsa onlar gevşetilecek. Kravat, gömlek, böyle, nazar. Böyle duracak. Ama biz bunu aksini yapsaydık. Yatırıp da böyle kaldırsaydık. Kafaya daha çok tazlik olurdu. Tehlikeye gider. O Şimdi hocam ne bir dakika. Tansiyonunuz yükseldiği zaman yapılması Pozisyonu gereken bu. Böyle. Hasta ayakları. Böyle. Hastayı yatırmıyorsunuz. Böyle. Aynen bu pozisyonda kalıyor. Böyle duruyor. Ee, üzerinde sıkan herhangi bir şey varsa kravatı, kaza, işte tineri, onları hemen çıkartıyorsunuz. Çıkarıyoruz. Tam aksi halde peki tansiyon düştüğü Heh. zaman. Tansiyon düşüktüğünü nasıl anlayacaksınız peki? Tansiyonun düştüğü zaman şöyle cildini eleyeceksin soğuk bir terleme olur. Evet. Bir de baş dönmesi olur ah, hocam. Bravo baş dönmesi olur. ...rengin solar... ...beyazım tırak sarım evet, sarı. beyaz, ıntarak, sarı evet. tırak olur... Hı hı hı. ...ve hafif bulantı falan geliyor... ...tansiyon yüksekliğinde de bulantı gelir ama... ...karıştırmayacaksınız... ...yüz kızarık olmayacak, beyaz olacak, baş dönmesi olacak... ...o zaman ne yapacaksınız... ...onu işte yatırıp ayakları kaldırmak lazım... ...tansiyon düşkünlüğe... ...tansiyon düşkünlüğünde muhakkak tuzlu ayran vereceğiz... ...tansiyon yüksekliğinde istirahat ettireceğiz... ...esas şimdi tansiyon yüksekliğinde ne yapacağız... ...çok önemli... ...mucize noktalar göstereceğim... ...gel Mehmet kardeş... <laughs> Ben mi? Gel can kardeşim. Hocam bugün Otur. benden vazgeçti Otur. farkındasınız. E, ne, ne yapayım? De, hep, hep potu benim üzerimde yapardı. Biz Mehmet kardeşimle <laughs> arkada sohbet ettik. Çok güzel frekansımız, rektlerimiz tuttu. Eyvallah. Şimdi Mehmet Teşekkür kardeşimle gösteriyorum. Tamam. Benim programları ilgin anlat. Sen de bize yardımcı olursun can <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> evet. Mesela keçeli kalemi getir bacım. Hı <laughs> Keçeli kalem kardeşim evet. Şu, şunu Hadi tut. Hani çocuğa evet. iş verirler ya. Oğlum kızı Özür sana. Özür dilerim Estağfurullah. Olur mu ya? Ya hocam siz bizim başımızın tacısınız. keçeli kalemi, kalemi ne yaptınız ne yaptık? çocuklarım? Siyah Arkadaşlar, keçeli kalemimiz Arkadaşlar keçeli kalemi, kalemi getirelim. Bu arada sevgili seyircilerimiz lütfen Instagram'dan yazın bize. Biraz sonra bu programda Antep'in en güzel lezzetlerini bulacaksınız mutfağımızda. Özellikle baklava yapmak isteyen hanımlar... Antep usulüyle evde nasıl baklava yapılabilir? Ustasından öğrenecek ve ustalar bugün bize evde yapabileceğimiz şekilde gösterecek. Bir de tabii ki Mehmet Bey'den en güzel türküleri dinleyeceğiz. Az sonra Antep'in hamamları gelecek. En Nurhan severek dinlediğim Nurhan. türkülerden bir tanesidir Antep'in hamamları. Ama onun öncesinde ne yapıyoruz? Şimdi özel akupunktur noktaları buluyoruz. Bu nasıl tansiyonunuzu yükseldiğini hissettiğiniz zaman, tansiyonunuzu yükselttiğiniz zaman. Evde kendi kendinize tansiyon düzeltme akupunktur noktaları bunlar. Bunlar bizim sırrımız, püf noktamız ama ben size güzelce öğreteceğim. Bunları öğrendiği zaman tansiyonunuz Allah korusun hiçbir tehlike arz etmeyecek. Ne yapacağımı gösteriyor. Şimdi bakın, bunu buralarda gezeceğiz. Bir dakika duyulabiliyor mu ses? Bir dakika hocam mikrofonu ha, getiriyorum. Tutalım. Bir dakika. Bakın şimdi tansiyon e, yükseldiği zaman akupunktur noktalarına gelip bakın geziyoruz. Daha daha geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz noktayı bulduk işte bak noktada ses yapıyor. bak buralarda gezerim yapmıyor o kadar e bizim bak. evde bu aletten yok hocam. Ben şimdi anlatacağım işte <laughs> o aletten yok şimdi. Nur hanım şuraya bir işaret koyunuz. Tamam. Şimdi bu alet bunu bırakalım bir dakika. Nur hanım dedi ki bizim evde yok. Haklı kızacağız. Nasıl bulacağız? Bakın ben de size püf noktasını gösteriyorum. Elinizi kapatınız. Nur hanım ne diyordum? Tam bittiği noktadaki çizginin. Hemen onu göstereceğim. Ha. Mehmet Bey elinizi biraz çiziyoruz ama. Evet evet. Kusura evet. bakmayın. Estağfurullah yok problem Mehmet yok. Mehmet kardeşe buna ulan nereden Estağfurullah. Bakın buradaki çizgi ve çizginin hemen evet, bittiği, bittiği, bittiği nokta. nokta. İşte orası demin de öttü bize gösterdi. Evet, evet. Şimdi ne yapacaksın Mehmet kardeşim? Şu evet. araya şöyle gireceksin. Hmm. Burayı tatlı tatlı bastıracaksın. Şura. Şöyle hafif acıyacak. Evet, hocam evet, hissettin bir dakika evet. Evet. siz mı? bastırır mısınız? Öyle kendi kendimize bastırdığımız anlaşılmıyor ama. Başka bir şey. işte burası. İşte evet. bu tatlı evet, bir evet, acı. Evet, ama evet, nasıl evet. bir acı bu? Hani acı biber yersiniz. Sonra hazırız. güzel olur. Ha, bu da öyle işte. Evet aynen öyle hocam. Aynen öyle değil aynen, mi? Aynen çok ha, güzel olur. Şöyle yani. şöyle masaj yapacaksın. Evet abi. Evet, evet. Böyle evet, böyle evet, tatlı tatlı masaj yaptığınızda. Hocam bir Kameraya doğru çevirebilir misiniz? Bak şöyle. O demek bakın ki burada noktaya, bir nokta var. Noktaya tatlı tıka yakınınızda herhangi bir e... Bu ne oluyor şimdi hocam? Bu çok özel bir akupunktur noktası. Hmm. Bu noktaya masaj yaptığımız zaman burada beyne diyor ki benim sahibimde problem var derhal bunu düzelt mesajı Hatta bu. Hatta şu anda hmm. siz de evinizde kendi kendinize bunu aynı test edebilirsiniz. Aynı bu noktayı bulun. Evet. Bak gösterdik. Eğer yakınınız varsa aynı şekilde evet. bakın şuranın bittiği nokta şu çizginin bittiği noktaya. Aynen orası. İşte bu. Kuvvetli bir şekilde bası yaparsa orada tatlı bir acı yükselecek. Tamam. Biz bunu demin aletle bulmuştuk. Aletle bulmaya gerek yok. Görüyorsunuz hemen bu noktayı evet. pıt diye İki bulduk. İki çizginin bittiği yer. Aynen. Yani. Bravo. Peki hocam Şimdi nasıl yapacağız? Bu tarafa yapalım. Evet. Bu tarafa şöyle şöyle masaj yapacağız bak. Aa, oh. <laughs> çok rahatlatıyor insanı. Biraz acı acı veriyor ama. <laughs> ama çok tatlı bir acı yani. <laughs> Evet. Tamam. İnsanın biz, rahatla, rahatladığı şimdi, belli oluyor. Mehmet Bey şimdi biz sizi neden rahatlatıyoruz? Evet. Niye? şimdi Sizi biraz böyle hafifletiyoruz. Kıymetli hocam sağ olsun. Gerçekten çok güzel reçeteleri var. Az sonra Mehmet Bey'i mutfağa alacağız. Aa, soğan kebabı tabii. Soğan kebabı yapacağız hanımlar beyler. Soğan ne dediniz hocam siz geçen hafta? Mucize dedim. Hem soğan hem sarımsak, sarımsak. mucize dedim. Evet. Soğanın içinde iyi dinleyin kardeşler kuarsetin denen bir madde var. Kuarsetin denen madde Anlaşıldı ki bu koronada en önemli maddelerden biri. Dolayısıyla dediler ki bunu maddeye alanında hapını yapalım falan derken biz de diyoruz ki uğraşmayın hapıyla mapıyla. Canlı soğan bu, Ağzına <laughs> sağlığı. Yani soğan bolca kebabı soğan ye koronadan korun demiyoruz evet. bolca ama soğan, yiğin, soğan kebabı yiyip de bol bol soğan tüketip de bağışıklık sistemini en önemli doktor şey. doktor tavsiye ediyor. Aynen öyle. Bilhassa hemen bir parantez açayım. Kırmızı soğanda biraz daha çok kuarset Öyle mi? Evet. Kırmızı soğan da biraz daha çok. Kırmızı soğan da biraz daha çok. Ama mükemmel bir nimet. Kuarsetin denen madde kardeşlerim aynı zamanda alerjide de çok iyi. Her türlü astım alerjinizde, her türlü kaşıntılarınızda bolca soğan yiyiniz. Müthiş. Ha, <laughs> yemekler yapabiliriz. Biraz sonra kardeşim yapacağın yemek gibi yemek olabilir. Ya da rendeleyip salatasını <gülüyor> <gülüyor> yapabilirsin. Hani birazcık tuzla öldürürsün. Yeşil soğan da... Yeşili. Aynı değil mi? Hepsi aynı. Ama mükemmel bir nimet soğanı ihmal. Şimdi tansiyonla ilgili bir noktalar daha gösterelim. Peki hocam. Mehmet evet. kardeşimizi Tabii yakalamışken. Kardeşim. <laughs> şimdi genelde tansiyon olduğu zaman nerelere ağır girer? Evet. Buralara ve buralara evet. ağır girer. Evet. Bir de hocam şu bölgeye de giriyor. Enseğe Onu da göstereceğiz. Hı -hı. Şimdi buradaki noktaları gezelim bakalım. Bak aletimizi açalım. Ha, sesini tutar mısın şuraya? Yok. Özür dilerim Mehmet Bey. Şurayı tutacaksın. Evet. Şimdi kardeşimizi de kelemeyelim buraya burada tam buradan bir noktayı bulduk. Tamam. Bir de Mehmet kardeşim özür dilerim şöyle dönelim Ensedeki noktayı bulalım evet. şimdi. Sen gel tamam çok güzel abi. Hı. Tutar mısın mikrofonu? Tamam peki. İki yani noktayı yani da bulduk. Yeri... Diğer yerlerde geziyor ses yok bak ses yok ses yok bak. Esat noktaya geleceğim şimdi. Nasıl bağırıyor bize ben. Şimdi Yanılmaz. sen diyeceksin ben bunu nasıl bulacağım kardeşim? Hemen göstereyim şimdi. Göz kaşınızın bittiği yerle kulağınızın arasına bir çizgi çekeceksiniz. Bunun göze yakın olan bölgesinde gezineceğiz. Biraz tam acıya noktayı bulacağız. Mehmet kardeş burada var evet. mı acı? Evet. Tam hani orada hocam deming, üst tarafı. Tam burası Aa, değil mi? tam tam. Tam <laughs> şu eline sıktığımız yer gibi değil mi? Evet evet ha, evet evet. İşte bu nokta. Peki o zaman siz ne yapacaksınız kardeşlerim? Mehmet kardeşim evde tansiyon yükseldi mesela evet, buraya şurada. bir de aynı şekilde buraya da bu iki, Heh, iki tarafa. böyle tatlı tat, harika yapıyor. Gördünüz mü kardeşlerim? Siz de evde tansiyon yüksekliğinde bu şekilde masaj yapınız buralarınızda. Evet, evet. evet. Çok önemli. Evet hocam. Şimdi ya. aynı masajı demin Nur Hanım'ın dediği gibi tam ensemizin bittiği noktada şurada bir yerimiz var. Şurada. Evet. evet bir güzel. de oraya sık Mehmet kardeş. Aynı şekilde öbür tarafa da yap. Hı <laughs> hı. İşte bu. Can kardeşler üç tane ana nokta gösterdim. Bir evet. baş parmağınızla ilgili, bir ensenizle ilgili, bir bu noktada ilgili. Evet. Mehmet kardeşim yaptığı gibi siz o masajları yaptığınız zaman bir rahatlama hissedeceksiniz. Ettin mi Evet çok iyi oldu. Doğru söyle. Sevgili vallahi, doktorumuza vallahi. çok teşekkür ediyoruz. Vallahi.